Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle minik prenseslerimiz için çok güzel robadan bir elbise çalışması yaptık. Hemen roba kısmından gövde kısmına geçtik. Dök, dökümlü, çok şık bir minik hanımefendi elbisesi oldu. Kollarımızı da şöyle görecek olursanız bakınız gayet şık kollarımız fırfırlı bir görüntüsü var ve kurdalemiz de elbisemizin şıklığına daha bir güzellik katmakta evet elbisemizi örmek için yaka kısmından başladık bakınız şuradan trabzanlarımızı ördükten sonra kafeslerimiz ardından bakınız tekrar trabzan ve kafesimiz hemen elbisemizin üst kısmından direkt gövde kısmına geçişimizi yaptık ve trabzanlarımızı Bakın sırası ile örerek ilerledik. Bir tane yandan kabartılı trabzanımız ve aralardaki trabzanlarımızı da ördük ve dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettik elbisemizi. Daha sonra altının tığlamasını ve kollarının tığlamasını düğme yerimizi de çalıştıktan sonra elbisemizi tamamladık ve kullanılmaya hazır hale geldi. Evet, eğer yaşı büyük çocuklarımız için örmek isterseniz zincir sayımızı 10 olarak artırabilirsiniz. Hemen 1 yaşına kadar olan çocuklarımız için daha büyük yaştaki çocuklarımız için ise 5'er veya 6'er zincir biraz daha fazla örerek tamamlayabiliriz elbisemizi. Yalnız ipinizin kalınlığı, inceliği ölçüyü değiştirecektir. Lütfen ona da dikkat edelim. Evet kolay gelsin diyerek hemen elbisemizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemizi örmek için kar topunun punto kids ipini kullanıyorum. 100 gram ve 290 metreden oluşmakta ipim. Renk numarasına baktığımda M4054 renk numarasına sahip. Yumuşacık güzel bir ip. %80 akrilik %20 poliamit özellikten oluşmakta. İki buçuk numaralı tığımla da elbisemizi örmeye başlıyorum elbisemizi örmek için ilk önce zincirimizi çekiyoruz hangi yaş grubuna örmek istiyorsak o kadar uzunlukta başlayalım herhangi bir bölüme ilk başlangıçta ayırmayacağımız için önemli olan zincirimizin ölçüsü yaş grubuna göre zincirimizi çekerek başlayalım İlk önce düğümümü atıyorum şu şekilde ve zincirim çekmeye başlıyorum 1 2 3 7, 8, 9, 10. Biraz çekelim. 70 tane zincirimi çektim ve 70 zincirimin ölçüsüne bakmak istiyorum. Şöyle tuttuğumuz zaman 30 santim zincirimizin ölçüsü. Trabzanlarımızı örmeye başlayalım. 2 tane geri gidiyorum. 1 ve 2. 2 zincir geri geldikten sonra 2 tane ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Geri geldiğimiz yerdeki ikinci zincirin içerisine batıyorum. Ve trabzanımı örüyorum. Sırası ile birer birer trabzanlarımı örerek uç noktaya kadar ilerliyorum. Sadece trabzanımızı zincirlerimizin üzerine örelim ve burada 70 tane trabzanımız olsun. düz örelim. Birinci sıramızı örerek bitirdik. Tamamen ikili trabzan şekliyle ördük ve uç noktaya geldik. Şimdi tekrar ikinci sıramızı örmeye başlayalım. 1 2 3 ve dört. Dört tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve arkadan örmeye devam ediyorum. Çekmiş olduğum 4 zinciri tığımın başını doluyorum. Hemen ikinci trabzana değil üçüncü trabzana batıyorum bir tane trabzan atlıyorum diğer trabzanıma geçiyorum ve ikili olarak örüyorum tekrar bir tane zincir çekiyorum bir trabzan atlayarak ikinci trabzanıma batıyorum bir tane zincir bir trabzan atlayıp diğer trabzana batalım ve bu sıramızın sonuna kadar yukarıdan bir zincir Aşağıdan bir trabzan atlayarak diğer trabzanımıza geçişimizi yapalım. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Bir zincir bir atlıyoruz. Diğer sıradaki trabzanımıza batıyoruz. Ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Sırası ile kutucuklarımızı bir zincir bir trabzanla oluşturduk. Bakınız en son noktaya kadar geldim. Bir tane trabzanım kaldı örmediğim. Sayalım kaç kutumuz oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ve 34 tane kutumuz şu anda hazır. Hemen en son trabzanımı da örüyorum. Bakın son bir trabzanım kalmıştı. Onu da örüyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Örmeye başlıyorum. Hemen ikinci sıradaki trabzanımın üzerine bir tane batıyorum ve trabzanımı örüyorum. Buradaki zincir yuvasının içerisine girerek iki tane trabzan örüyorum. 1 ve 2. İki tane trabzanımı ördükten sonra hemen diğer trabzanımın da üzerine batıyorum ve trabzanı örüyorum. Zincirlerin içerisine iki trabzan ve trabzanın kendisini örmek suretiyle sıramızın sonuna kadar ilerliyoruz. İkinci trabzanımı örüyorum ve aynı yere yani trabzanımın üzerine de bir tane trabzanımı örüyorum. Zincir içerisine bir Bakın bir tane ördüm. Zincir içerisine ikinci trabzanımı ördüm ve trabzanımın üzerine de örüyorum. Ve ilerliyorum. Sıramızın sonuna kadar iki tane trabzan içerisine bir de trabzan üzerine örerek sıramızı tamamlayalım. Zincirlerimizin içerisine iki trabzanlarımızı ördük ve trabzanlarımızın üzerine yine birer trabzanımızı örerek bu şekilde sıramızın başına kadar geldik. Şimdi 3 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane daha ilave ediyorum. Tekrar bir üst sıradaki gibi kafeslerimizi örmeye başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. Diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Tekrar bir zincir çekip bir atlıyorum. Diğer trabzanıma batıyorum. Bir zincir bir atlıyorum. Bir zincir bir atlayarak bu sıramızda da kafesimizi örüyoruz. Evet sıranın sonuna kadar bu şekilde örerek devam edelim. Evet bütün sıramızı örerek geldik. Toplamda 4 sıramızı ördük. 1 tane trabzan, 1 zincir, 1 trabzan, bir zincir olarak sıramızın başına kadar örerek geldik. Ve en son bir tane trabzanım kaldı kenarda onu da hemen yanına örüyorum. 1 2 3 zincirimi çektikten sonra ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve burada görmüş olduğumuz zincirimin içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Tıpkı bir alt sıradaki örmüş olduğumuz gibi iki tane trabzanımı örüyorum, bir tane trabzanımın üzerine örüyorum, 2 tane araya giriyorum, 1, 2, bir tane trabzanımın üzerine örüyorum. Bir önceki sırada örmüş olduğumuz gibi iki tane trabzanımızın içerisine bir de trabzanlarımızın üzerine örerek tamamlayalım. Yani zincirlerimizin içerisinde iki trabzanımız trabzanların üzerinde birer trabzanlarımız olarak sırayı tamamlayalım. Evet sıramızı tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5 toplamda 5 sıra oldu. Şimdi düğmemiz için olan ayırdığımız bölümümüz yeterli. Buradan sonra birleştirelim ve düz örmeye devam edelim ama taktım ilmeğimin içerisine. Bakınız iki tane trabzan ördüm. Aradakilerini sadece karşıya geçişimi yapıyorum. 3 tane zincir olan bölümün üzerine geliyorum ve şu şekilde geçişimi yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektim ve şurada hemen yanındaki bir tane trabzanım atlayarak diğer V'nin içerisine geldim. Şöyle giriyorum. Bir. 2 3 3 tane trabzanımı ördüm. 3 trabzanımı ördükten sonra hemen trabzan üzerindeki olan düz trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı ördüm. Tekrar 2 tane trabzanımın içerisine bakınız. Yani 2 trabzanın arasına giriyorum. Bir zincirin içerisine ördüm trabzanlarımın 3 tane trabzanımı buraya örüyorum. 1 2 3 tığımın başını doluyorum bir tane bakınız burayı atlıyorum batmıyorum trabzanların üzerine trabzan üzerine gelerek bir trabzan örüyorum tığımın başını dolayarak araya giriyorum trabzan üzerine batmıyorum Arada 3 tane trabzanımı örüyorum tabi bu kadar ayırmanıza gerek yok ben sadece göstermek için açıyorum direkt batabiliriz 2 ve 3 tekrar bir tane trabzan bu trabzanımın üzerinden devam eden trabzanıma batıyorum bir aşağıdaki sırada iki tane trabzan örmüştüm bakın trabzanların üzerine batmadan direkt araya giriyorum bir iki ve üç bu şekilde üç tane trabzan ve bir trabzan, üç trabzan, bir trabzan şekliyle sıramızın başlangıç yerine kadar örerek gelelim. Evet üç trabzan ve bir trabzan olarak sıramızı örerek tamamladık. Şimdi sıramızın tekrar başına geldik. Bir yönden diğer yöne geçişimizi yapacağız. Bakınız en son üç tane trabzanımı ördüm. Başlangıçta bir tane zincirimizi çekerek sıramızı başlatmıştık bir zincir 3 trabzan bir zincir 3 trabzan olarak bu sıramızı tamamladık şimdi yeni sıramızı örmeye başlıyoruz burada dikkat edelim bakınız geçişte de bir tane trabzanımızın sağında ve solunda üçerli trabzan gruplarımızın olması gerekmekte 3 tane zincirimin üzerine batıyorum tekrar 1 2 3 zincirimi çektikten sonra buradaki trabzanımın tam ortadakinin üzerine geliyorum ve 4 tane trabzanımı tam ortanın üzerine örüyorum. 2 3 ve 4 4 trabzanımı ördüm ve bir tane trabzanımın olduğu yeri görüyorum bakınız 3 trabzanımın tam ortasından 4 trabzanı çıktım ve aradaki bir trabzanımı tığımın başını doluyorum yandan girerek örüyorum ve tekrar ortadaki 3 tane trabzanımın tam ortasına batıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı örüyorum bir tane daha artışımı yapmış oldum her ikisinin arasındaki bir trabzanımı yandan giriyorum kabartıyorum bakınız elbisemizin ön yüzüne ve bu şekilde örmeye devam ediyorum 3 trabzanımın tam ortadakine batıyorum. 4 tane trabzan artırıyorum. 2 3 ve 4 Tek olan sıradaki trabzanımı dışa kabartılı bir şekilde örüyorum. Ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 3 olan trabzan sayısını 4'e çıkarıp bir tane olan trabzanımı ise yandan şu şekilde alarak sıramı tamamlıyorum. Sıramızın başına kadar örerek geldim ve görmüş olduğunuz gibi ben ayraçlarımı taktım. Şu şekilde saydığım zaman her bir dilim arası bakınız kabartıların arasındaki her bir dilimimizi 49 tane dilimimiz var. 49 dilimimizi 6 ve 6 12 olarak arkaya ayırdım. Bakın 6 tane buradan şöyle sayalım 2 4 6. 2 4 6. Kollarımızı 12 12 ayırdım. 2 4 6 8 10 12. 13 tane önü ayırdım. 2 4 6 8 10 12 ve 13. Tekrar 12 kolu ayırdım ve bu şekilde eşit bir şekilde dağıttım. Ön Birazcık büyük olması gerektiği için öne bir tane çiçek fazla koydum. Yani şöyle bir dilim fazla bıraktım. Eğer e, sizlerinki eşitse eşit miktarda e, dörde bölebilirsiniz. Eğer tekli sayı çıkarsa fazla olanı öne verelim. Önde daha güzel duracaktır. Şimdi birleştirme işlemini yapmak için hazırız. Bölümlerimizi ayırdık. Şimdi örmeye başlıyorum. Geçişimi birlikte yapıyoruz. trabzanımı yandan giriyorum ve örüyorum. 3 tane zincirimi çekiyorum 2 3 yine 4 olarak örüyorum bu kez 2 2 tam ayırarak ortaya 4 tane trabzan örüyorum şu şekilde tam ortaya giriyorum 2 3 4 Dilerseniz bir tane daha trabzan artış yapabilirsiniz. 5-5 olarak da örebilirsiniz. Eğer daha büyük istiyorsanız lütfen 5 olarak ayarlayalım. Yandan giriyorum. Tek trabzanımın olduğu yeri tekrar araya giriyorum. 2 ve 2'nin tam arasına şöyle model arasına giriyorum. Yani trabzanlarımın arasına. 4 trabzanımı örüyorum. İşaretli yerime kadar ilerliyorum. Arkadan dörder trabzan dörder trabzan ördük. Bir tane kabartılarımızı örerek geldim. En son kolumuza bıraktığımız işaretimizi örüyorum ve zincirimi çekiyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Araya bir tane daha modelimizden yerleştirmek istiyorum. Tığımın başını doluyorum 3 zincirden sonra diğer işaretimin olduğu yere kadar geliyorum ve tığımın başını dolayarak yine kabartılı olan tek trabzanımı örüyorum 3 tane zincirimi çektim bakınız kabartımızı ördüm diğer tarafa da kabartı araya yine bir tane modelimizi yerleştireceğiz ve devam ediyorum 4 tane trabzanımı örüyorum diğer kolumun olduğu yere kadar ilerliyorum 4 şöyle görelim Bakınız kol altımızı örerek geldik. Şu şekilde dümdüz örerek gelelim. Diğer kırmızı ayıracımızın olduğu yerde yine görüşelim. Elbisemizi kolumuzun bir tanesini birleştirerek önümüzden örmeye devam etmiştik. Şu şekilde görelim. Diğer kol ayrımının olduğu yere kadar geldi kol ayrımımızın olduğu yerdeki kabartılı trabzanımızı ördüm. 3 tane zincirimi çekiyorum. Kolumu ayırdığım yerden diğer kabartılı trabzanın olduğu yere gelerek orayı da örüyorum ve 4 tane trabzanımızın tam ortasına girerek dörder dörder örerek arka kısmı da tamamlıyorum 2 3 ve 4 bir tane yandan ve arkayı da tamamen örerek ilerleyelim kolumuzu birleştirdikten sonra şöyle bakalım Bakınız. Şimdi buradan tam birleşme noktasına kadar 2 4 6 tane olan dilimimizi örerek buradaki zincirden oluşan trabzanımızda görüşelim. Şöyle görelim. Elbisemizi kol altlarından birleştirdik şu şekilde. Bakınız üçer tane zincir çektik. Elbisemizin önü, diğer kolumuz ve arkasını görmekteyiz. Düğme dikeceğimiz yer arkası. Ve şimdi geçişimizi yapalım arkadan. Kol altımıza modelimizi birlikte kuralım. 3 tane zincirimin olduğu yere arkadan giriyorum. Çekiyorum. 3 tane zincirimi hemen ilave ediyorum. 3 zincirimi çektikten sonra 4 olarak örmek istiyorum. Araya batıyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı ördüm. Yandan yine kabartımı örüyorum. Diğer trabzanımı yine Tam 2-2 ortaya giriyorum. 4 tane örüyorum. Modelimizin sonuna kadar tam ortadaki trazanımızın bulunduğu yerden örelim. Eğer artırmak istiyorsanız hemen 5 tane burada yapabilirsiniz. Daha sonra 3'ün üzerinden artışımızı yaptığımız yerden örerek devam edebilirsiniz. Tabi dilediğiniz kadar genişletebilirsiniz. yandan yine giriyorum. Kolumuzun altına gelince görüşelim. Evet kol altımıza tam zincirimizin olduğu yere geldim. Hemen yan taraftaki trabzanı kabartılı bir şekilde ördüm. 3 tane zincir çekmiştim. Tığımın başını doluyorum. Tam ortalayarak 4 tane trabzanımı aynı yere örüyorum. 1, 2, 3 ve ipimi şöyle açıyorum ipimi. 4. trabzanı da aynı yere örüyorum kol altından bir tane daha modelimizi bu şekilde kormuş oluyoruz. Tığımın başını doluyorum. Yine yandan hemen trabzanımı örüyorum. Ve ön taraftaki modelimi gördüğüm şekliyle örmeye devam ediyorum. 4 tane trabzanımızın tam ortasına girerek 4 tane ve kabartılı olarak devam eden bölümü kabartılı örüyorum. Ve diğer kol altına geldiğimiz zaman tekrar modelimizi yerleştirmek üzere görüşelim. Önden modelimizi örerek geliyoruz. 3 tane trabzanımı ördüm. 4. trabzanımı da ördükten sonra hemen yandaki kol altın zincirinden önceki kabartılı trabzanımı örüyorum. Çekmiş olduğum 3 zincirimin tam ortadakinin içerisine 4 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 ve 4 Modelimizi bu şekilde kurmuş oluyoruz ve elbisemizin kolunu rahatlatmış oluyoruz bakınız gayet rahat geniş bir kol şu şekilde görecek olursak bakınız çok rahatlıkla elim şu şekilde bile zor açılmakta Evet devam edelim modelime yerleştirdikten sonra hemen kenardaki bu trabzan lütfen unutmayalım kabartıyorum bir tane trabzanımı Bakın modelim 4 trabzan sağında ve solunda birer trabzanı kabarttık. Ve tam ortadaki trabzanıma batıyorum. Ve modelimi örmeye devam ediyorum. Şuradaki geçişe de görüşelim. Evet elbisemizin kollarını birleştirdikten sonra bir sıra kol altına yeni modelimizi uyguladık. Şu şekilde ve geçişimizi yaparak elbisemiz dilediğimiz ölçüye gelene kadar örmeye devam ediyoruz şimdi son trabzanımı ördüm hemen tek olan trabzanıma şöyle arkadan yandan yani girerek geçiyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra tam araya giriyorum ve dört tane trabzanımı örüyorum ve bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar Örmeye devam ediyoruz. Bir tane kabartı, 4 trabzan. Eğer e, trabzanımızın aradaki trabzanımızın daha geniş olmasını istersek, şu kısımdaki bir tane daha ya da iki tane daha delediğiniz genişliği ve ipinizin ince ve kalınlığına göre e, fazla Bakınız üçgen 4 yapmıştık zaten. Dörtgen 5, 6'ya da çıkarabilirsiniz. Sadece dikkat etmemiz gereken nokta 4 e, defa ördüğümüzde tam ortaya batıyoruz. 5 olduğu zaman 2 sağ tarafa 2 sol tarafa tam 3. trabzanın üzerinden artış yapacağız. Eğer altı yapar isek 3 3 ayırarak öreceğiz. Yani birebir trabzanlarımızın üzerine örmek yok. Sadece birinin üzerinde bütün trabzanlarımızı örerek istediğimiz uzunluğa gelene kadar büyütmeye devam ediyoruz. Elbisemizi robadan aşağısını örerek büyütmeye devam ettim. Bakınız gayet güzel, çok dökümlü bir elbise oldu. Birazcık daha örmem gerekmekte. Herhangi bir şekilde artışa geçmedim. Çünkü dökümümüz yeterli olduğu için aralara 4 tane trabzan buradaki bir trabzanımızı da yandan alarak örüyorum ve büyütmeye devam ediyorum bakınız arka tarafta aynı şekilde şuradaki görmüş olduğumuz yeri elbisemizin etek uzunluğu tamamlandıktan sonra birlikte örerek kapatacağız Evet şimdi şöyle görelim bakınız örmeye devam edelim 4 tane trabzan ördükten sonra yandan bir tane trabzanımı örüyorum ve sırası ile büyüterek devam ediyorum. Elbisemi istediğim ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. Bakınız çok hoş oldu. İstediğim uzunluk gelince bir kere başına dolayarak batıp bakınız alt sırayı ördüm ama ters yönü çevirerek ters yönden ördüm. Bu zamana kadar hepsini düz yönden örerek gelmiştik. Trabzanlarımızı, kabartılarımızı hep düz yönde dolaşıp gelmiştik. En son sırada ise arka yönü çevirdim. Tersten örmeye başladım. Şimdi çok az bıraktım sizlerle birlikte yapmak için. Bakınız şu şekilde örelim. Arkadan yani yönü çevirdim. Bakınız tersten örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu görmüş olduğumuz bir trabzan aralarına ikişer ikişer giriyorum. Bakın şimdi tek seferde çekiyorum. İkinci kez örüyorum. Diğer tarafına geçiyorum. bir Diğer tarafına geçiyorum. 2. Ve buradaki görmüş olduğum 4 tane trabzanın her birinin arasına bir defa batıyorum. Tam araya giriyorum. Araya. Bakınız burada bir tane trabzanımızın sağındaki ve solundaki boşluğun olduğu bölüm var. İkişer ikişer kısımlara batalım. 1 ve 1 bakınız. Sonrasında 4 tane trabzanımın olduğu yeri bir hepsinin arasına birer tane başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Tekrar buradaki tek trabzanımın yanına geliyorum. Yine ikişer ikişer sağından solundan alarak sıramı tamamlıyorum. Başlangıç noktama geldim. Bakınız yine etek ucundayım. İlk başladığım zincirden oluşan trabzanıma batıyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra makasımızla Keserek tamamlıyoruz ve hemen ipimizi içeriye alarak gizliyoruz. İplerimizi mutlaka içeriye doğru çekelim. Evet, şimdi ben kolumun bir tanesini yaptım. Diğerini de sizlerle birlikte yapmak için bıraktım. Ama önce şu arkadaki görülen minik yerimizi de birlikte örelim. Ben hemen kordalimi de takıp bir yandan hazırlıklarımı tamamlamaya başlamıştı bitiş için Evet şimdi alt kısımdan başlayalım tam alttan bakınız 1 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum ipimi şöyle alıyorum Dilerseniz ipi daha sonra da çekebilirsiniz İlk trabzanımın içerisine giriyorum ve bir tane trabzan örüyorum yanına bir tane daha trabzan diğerine aynı şekilde bir ve iki trabzan her trabzan arasına bakınız ikişer trabzanımızı örüyoruz 1 ve 2 buraya geldim bakınız yine iki tane kafesimizin olduğu yer ilk başlangıç bölümümüze İki tane trabzanımı ördüm en tepe noktasına da bir tane daha giriyorum ve üç tane trabzan olarak bu kısmı tamamlıyorum bakınız ikişer ikişer her bir trabzanımızın olduğu bölüme girdik ve tamamladık burası elbisemizin sol tarafı düğme dikeceğimiz taraf o yüzden üzerine şu şekilde düğme dikeceğimiz için iki tane zincir çekiyorum ardını çeviriyorum başını doluyorum trabzanımın tepesine batıyorum başını dolayarak trabzanın tepesine batıyorum ve başlangıç yerime kadar bu şekilde örerek geliyorum. Sadece tek seferde başını dolayarak çekiyorum. Evet aynı şekilde bakınız düğmemiz altta kalacak. İlik yerimiz ise yukarıda olacak şekilde ayarladık. Ve alt kısımdan yine örmeye başlıyoruz. Şuradan alalım. 1, 2 ve 3. Hemen trabzanıma giriyorum. Biraz önceki yaptığım işlemimin aynısını tekrar ediyorum. İkişer ikişer her trabzan aralığına girerek örüyorum. Burada sadece farkımız bu yönde ilik çalışması yapacağız. Bir tane ilik yeterli. Çünkü küçük bir yer bırakmıştık robamızda. O yüzden ikinci bir iliye gerek yok. 2'yi ve en tepeye batıyorum. 3. 1 2. Zincirimi çekip çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki yere batıyorum. Bakın hemen yanındakine battım. 1 2. 3 3 tane zincir çektim burası iliğimiz için olacak bölüm tığımın başını doluyorum bir atlıyorum ikinciye batıyorum ve örüyorum bakınız şu şekilde bir tane düğmemizin yerine hazırladık ve devam ediyorum diğer trabzanlarımı birer birer örmeye uç noktaya kadar ilerliyorum İkinci bir kez dönmemize gerek yok bunun üzerine en son trabzanıma da battıktan sonra bir tane zincirle sabitleyip ipimi şöyle biraz uzun kesiyorum bir tane şöyle dikişimizle her ikisini üst üste sabitlemek için şöyle bir iki tane gidersek şu kadarcık ipimiz yeterli olacaktır bakınız düğme yerimiz ve ilk yerimizde bu şekilde hazırladık şimdi kolumuzu tığlamaya başlayalım Evet şimdi diğer kolumuzu örmeye başlayalım. Kenar tığlaması için kol altımızdan başlayalım. Tam kol altına gelerek batıyorum. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra hemen yana doğru ilerliyorum. Tığımın başını doluyorum. İlk trabzanımı alıyorum ve bir defa örüyorum burası kol altı olduğu için bir defa örmemiz yeterli diğer tarafa da geçiyorum bir defa örüyorum trabzanlarımın aralarına birer birer başını dolayarak batıyorum ve bu bir trabzanın kenarına geliyorum her iki kenarımıza da ikişer ikişer başını dolayarak batalım ikişer ikişer battıktan sonra yine trabzan aralarına her bir araya birer tane trabzanımızı örerek ilerleyelim araya geldim yine bakınız ikişer tane örüyorum ve trabzanımın aralarına birer birer batarak ilerliyorum Evet bu şekilde başlangıç yerimize kadar gelelim ve bitirelim şu arayı örmemize gerek yok hemen en son trabzanımızı da tamamlayalım kolumuzun kenarının tamamını ördüm bakınız kıvrım kıvrım çok hoş bir görüntüsü oldu en son şöyle geliyorum tam kolumun altına bakınız başlangıcın hemen yanındayım şuradaki sonra da zincir çekerek oluşturduğumuz bölümün olduğu yerdeyim bir tane batarak şöyle zincirimi çekiyorum ve kolumu örmeyi tamamlamış oluyorum ve hemen ipimizi içine alalım. Evet ben şöyle göğüs kısmının robanın ikinci kafesinden ince bir kurdele takmak istedim. Sizler dilediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz. Buradan başladım. Bir tane atlayıp bir tanesinin üzerinden bir tanesinin altından şekliyle arkaya doğru geldim. Arkayı henüz tamamlamadığım için bakınız geçirme işlemini bırakmıştım. Şu şekilde uç kısmından yaparsanız çok daha rahat edersiniz. Şöyle ikiye büktüğümüz bölümlerimizi bir tanesini altından, bir tanesini üstünden olacak şekilde geçirebilirsiniz. Bu dilerseniz bu kısım yine altta da kalabilir. Hemen şu şekilde alıp bakınız. Tamamen göz zevkinize uygun süslemeler yapabilirsiniz. Ördüğünüz elbisenin rengine uygun olarak çalışmamız gayet güzel olacaktır. Bakın bu kısmı da bu şekilde geçirdim. Şurada kıvrıldı. Ben hemen onu düzelteceğim. Saştıktan sonra ilerlemeye devam edelim. Evet, elbisemizin kurdalesini de bir uçtan başlayarak tam ortadan başlayarak dolaşarak tamamladım ve bir tane de düğmemi diktikten sonra elbisem kullanılmaya hazır hale geldi. Evet, bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.